Evet arkadaşlar, önümde güncel sonuçlar var ve mutluluğumdan anlamışsınızdır. Tabii ki de yine öndeyiz. Bu beni çok mutlu ediyor. Buradan tüm öğrencilerimi tebrik ediyorum. Tabii Bilge Baykuşları da tebrik ediyorum. Onlar da elinden geleni yapıyordur ama hızlı çıtalar olmasaydı birinci olabilirlerdi. Biz varken biz oyundayız demek istiyorum buradan onlara da. Yarın yeni haftanın sonuçları açıklanacak. Eğer orada da 3-0'ı görürsem işte o zaman bu iş tamamdır diyeceğim. Biz çok iyi bir takım olduk ve bu şekilde ilerliyoruz diyeceğim. Ama aman rehavete düşmeye gerek yok. Biz aynı şekilde aynı tempomuza devam edelim. Bu arada başarmak demişken bu haftada ilk 10'a giren öğrencilerimizi okuyacağız tabii ki. Mertcan Bulut 520 puanla birinci olmuş. Mertcan'cığım seni tebrik ediyorum. Diğer arkadaşlarımızı da okuyalım. Arktekin Yılmaz, Furkan Somsa, Selin Topal, Ömer Turap Öztürk, Mehmet Bayram, Muhammed Kalem, Zübeyde Emre, Ceylin Kaya ve Hiranur Albayrak. Tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum buradan ve buradan daha farklı isimler de görmek istediğimi söylemiş olayım. Ve aramıza yeni katılan takım arkadaşlarımız da var. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ahsen Demir, Muhammed Bedirhan, Öztalum, Gökhan, Aytan, Tonguç Tonguçoğlu, Muhammed Gazi Durmuş, Furkan Hastürk, Tuğçe Yıldırım, Tuğra Kocakuşak, Ege Ünal ve İskender Tiftik. Sizle daha çok birincilikler elde edeceğimize de eminim. Aynı zamanda arkadaşlar biz LGS öğrencileriyiz. LGS için çalışmalar tabii ki yapıyoruz ama Tonguç Cup da aslında bir LGS çalışması. Çünkü siz burada denemelere giriyorsunuz, ödevler yapıyorsunuz, görevleri tamamlıyorsunuz. LGS için de aynı çalışmaları yapmanız gerekiyordu. Bu şekilde Tonguç Cup'la yaptığınız görevler, elde ettiğiniz başarılar sizi LGS'de aslında başarıya götürecek diyebiliriz. Bunu yaparken ben Çağlı hocanız olarak sizin zaten her zaman yanınızda olacağım. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftada size bir anket yapmıştım. Bu anketin sonuçlarına da baktım. Bu hafta özellikle üstünde durmak istediğim bir konu var. Size geçtiğimiz hafta ders çalışırken üzerinizde aile baskısı ya da çevre baskısı hissediyor musunuz diye sormuştuk ve cevaplar geldi. %17 hissediyorum cevabını verdi. %42 oranında öğrencimiz bazen hissediyorum, %40,5 oranındaki öğrencimiz de hayır baskı hissetmiyorum dedi. Buradan gördüğümüz aslında bazı dönemler üzerinize çevre baskısı hissediyorsunuz, bazı dönemler hissetmiyorsunuz. Bu özellikle 8. sınıf için çok önemli bir konu arkadaşlar. Çünkü ben çalışıyorum, ailem bana destek veriyor, öğretmenlerim beni destekliyor, bana güveniyorlar. Acaba ben yapamazsam ne olacak? Ben nitelikli bir lise kazanamazsam ne olacak diye zaman zaman düşünüyor olabilirsiniz. Ama bu sizi aslında kaygıya daha çok sürükler ve yanlış yapma olasılığınızı, heyecanlanma olasılığınızı daha çok arttırır. Bu yüzden çevre baskısı hissettiğinizde durup bir düşünmeye çalışın. Ben kendim için çalışıyorum, bunu başaracağım. Tabii ki bana insanlar çok güveniyor ama ben bunu kendim için yapmalıyım derseniz baskıyı biraz daha azaltmış ve kaygı seviyenizi düşürmüş olacaksınız. Eğer bu hisleriniz geçmezse ailenizle veya öğretmenlerinize de bu konuyu konuşabilirsiniz. Onlar beni anlamıyor, hocam konuşsam ne geçecek elime diye de düşünüyor olabilirsiniz ama asla böyle düşünmeyin. Çünkü stres seviyenizin artması onların asla istemeyeceği bir konu. Eğer sizin de böyle kaygılarınız varsa bu arada bunları yorumlara mutlaka yazın. Ben bunların hepsini çünkü okuyorum. Belki bir sonraki videomuzda buna özel, kaygıya özel farklı bir video tasarlarız ve size yardımcı olmaya çalışırız. Bu arada benim başarılı öğrencilerimi iştahlandıracak yeni bir haberim var. Eylül denemesi açıldı arkadaşlar. tongucakademi.com adresine girip ücretsiz bir şekilde denemeyi yapabilirsiniz. Zaten hala öndeyiz Bilge Baykuşlardan. Bence bu denemeyle farkı daha da açacağız. Ben güveniyorum. Kendinizi iyi hissettiğiniz, sessiz bir ortamda denemeyi çözüp full odak güzel sonuçları bekliyor olacağım. Evet arkadaşlar, şimdi de gelecek haftanın ödevlerini veriyorum. 0'dan 8'e sayısal soru bankasından 188'e 193 arasını yapıyoruz. Daha sonrasında Dinamo Fen 15, 16, 17, 18'i tamamen bitiriyoruz ve son olarak Zoru Fen Test 14, 15'te yapıp bu haftanın görevlerini tamamlamış oluyorsunuz. Evet arkadaşlar, bu hafta da beni çok mutlu ettiniz. Yarın da 3. haftanın sonuçları açıklanıyor. Merakla bekliyorum ama size güvenim tam. Bence bu sefer de birinci olacağız ve Bilge Baykuşları biraz daha üzmüş olacağız. Siz aynı şekilde çalışmaya, ödevlerinizi yapmaya, denemeyi çözmeye devam edin. Bir sonraki hafta görüşürüz. Hoşçakalın.